Sosyal mesafe en az 1 metre ara vermeniz gerekiyor diyen ülkeler. Kim bunlar? Fransa, İsveç, Singapur ve aynı şekilde Avusturya. Bu ülkelerde sosyal mesafenin 1 metre olması tavsiye ediliyor. 1,5 metre olmalı diyen ülkeler hangileri? Türkiye, Almanya, Avustralya ve Hollanda. Yani bizim ülkemiz 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını benimsemiş durumda. Biraz daha ileri götürenler var. 2 metre olması gereken diyenler var. O ülkelerde İngiltere, İsviçre, İspanya ve İtalya. Şimdi sosyal mesafe niye bu kadar önemli? Niye biz bu kadar bu konuya vurgu yapıyoruz? İşte o sorunun yanıtı da bu ikinci bilgi ekranımızda. Sosyal mesafe olmadığında riskimiz %13. Yani koronavirüsün bize bulaşma riski %13. 1 metreye çıkarırsak sosyal mesafeyi risk %2,6'ya iniyor. 2 metreye çıkardığımızda da %1,3. Ne demek bu? Sosyal mesafenin olmaması ile 2 metrelik mesafe arasında tam 10 katlık virüsle karşılaşma riskinizin arttığını görüyorsunuz. Onda bir oranında düşürüyor. Çok önemli. Peki sosyal mesafenin diğer faydası ne? Elbette işte bu ekranda da çok net bir şekilde görüyoruz. Virüsün bulaşma riskini azaltıyor ve virüsün yayılımı da yaklaşık %80-%90 oranında azalıyor. Şimdi bilgi ekranımızda da çok net bir şekilde gördük. Sosyal mesafe işte bu virüsü önlemede en önemli silahlardan birisi. Şimdi bu konunun ayrıntılarını işin uzmanıyla konuşacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan canlı yayın konuğumuz. Hocam, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi biz yapılan açıklamalardan ve raporlardan bir sosyal mesafe derlemesi yaptık. Siz de biraz önce gördünüz ama işin uzmanı sizsiniz. Bir kez de size sormak isterim. Sosyal mesafe ne kadar etkili virüsün yayılımında? Bu konu gerçekten çok önemli. Genel olarak bilgimiz bizim bu SARS pandemisine kadar hep mikroorganizmalarla, çeşitli böyle damlacıkla bir kişiden başka bir kişiye damlacık yoluyla bulaşan mikroorganizmalarda mesafe hep 2 metre olarak tanımlanmıştır. Şimdi tabii ki bu salgınlarla beraber bu çok daha fazla irdelendi ve çok fazla bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Sizin de sunduğunuz o çalışma gerçekten çok fazla yapılmış olan çalışmadan 170 küsur çalışmayı eleyip bunları değerlendirmişler ve böyle bir gerçekten bilgiye ulaşmışlar. Birçok başka çalışmada da virüsün hani aslında isterseniz yakın mesafenin çok önemli olduğunu gösteren çalışmalar olduğu gibi aynı zamanda bunun kapalı ortamda daha uzun mesafelere 8-10 metrelere kadar da yayılabileceğini gösteren çalışmalar da var. Yani bizim burada aslında ülkeler arasındaki bu farklılık da buradan doğuyor. En etkili olan alanı bulmamız lazım. Çünkü bunu uygulaması da çok kolay bir şey değil. O yüzden de bu çalışmada da hani bunu aslında bu çalışmaları değerlendirmek de çok kolay değil. Neden? Çünkü her şey için içinde. Burada nem olabilir, virüsün oda sıcaklığı olabilir, ortam sıcaklığı, rüzgar olabilir. Bütün bunlar da etkili. Yani bu çalışmalardan sonuç çıkarmak da çok kolay olmadığı için. Ama şöyle net bir şey var ki 1 metre çok stratejik bir yer. Yani 1 metreden yakın olduğunda sizin de gösterdiğiniz gibi olay çok artıyor. Ama 1 metrenin üstünde olan 1,5-2 metreye doğru gittikçe bu çok daha azalıyor. Ama stratejik olan nokta sınır 1 metre. Bu da uygulanabilir bir mesafe. Çünkü 2 metre genelde sosyal ilişkilerde daha zor ama 1 metreyi en azından uygulamamız gerektiğini vurguluyor aslında. 1 metreyi koruma ama bunun yeterli olmadığını da görüyoruz. Çünkü yanında mutlaka %100 olmadığı için maskeyi o yüzden de mutlaka öneriyoruz. İkisi birlikte olarak hani biz bunu daha garanti hale getirmeyi, ulaşmayı azaltmayı amaçlıyoruz. Çünkü çok fazla da yönetemediğimiz faktör var. O yüzden de bu çalışma aslında o açıdan çok güzel. 1 metreyi mutlaka korumak, hani baz almak 1,5 ideali, 2 daha ideali ama bu sınır içinde bu çok güzel göstermiş aradaki sınırı. Tabii hocam bir noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Bunlar uyulması gereken minimum mesafeler değil mi? Yani şimdi evet. Sosyal mesafede örneğin biz sizinle aynı iş yerindeyiz, konuşuyoruz. Birazcık daha yakın olmamız gerekebilir. Belki 1 metre, 2 metre bu noktada bizim için yeterli. Ama örneğin bir noktada sıraya girmiş vaziyetteyiz. Bunu mümkünse 2-3 metreye hatta belki 3-4 metreye çıkarmak çok daha faydalı olmayacak mıdır? Eğer imkan varsa elbette. Evet. Yani bu mesela zaten bu çalışmada alırken sağlık çalışanları yani mesafeyi çok fazla koruyamak, muayene ederken vesaire koruyamayan kişiler için ya da işte aile içi ortamda hani bu mesafeyi koruyamayanlarla çok net o yüzden gösterebilmişler. Hani mümkün olduğunca mesafeyi uzatmak en ideali ve kalabalık ortamlarda da çünkü biz bunu dediğim gibi o virüsün hızını, kişinin konuşmasından saçılan sekresyonların miktarını bunları ölçemediğimiz bir sürü de faktör var.